Günaydın arkadaşlar, nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Evet arkadaşlar, bugün vlog tarzında çekeceğim yine. Mutfağımı temizleyeceğim, ay gazımı sileceğim, mutfak dolaplarımı falan sileceğim. Çünkü dolaplarım geldiğimden beri silmedim. Böyle sık sık silmeye çalışıyorum. Burası yağ olmuş, şu kısım yağ sıçramış. Onları hemen şey yapacağım. Geçen biber kızartırken sıçradı da. Bugün ben bunları bir temizleyeyim. Çünkü aygaza yakın olduğu için arkadaşlar, bakın böyle yan olduğu için hemen oradan sıçrıyor. Aygazım silinecek. Ondan sonra burada hamur mayaladım. Bununla ekmek yapacağız. Sonra bir kek yaparım. Bu şekilde bir blok yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü hava çok yağışlı arkadaşlar. Hava çok kötü. Yağmur yağıyor. Böyle bir hava var. Gripim, kaç gündür de gripim arkadaşlar, ben bayağı da gripim yani, bir hafta oldu, bir haftada hiçbir şey yapmıyorum. Ev bayağı kirlendi, tozlandı. Dün sadece bir süpürge açtım eve, evi toparladım bu şekilde. Şimdi çamaşırlarım vardı, kapıyı astım. Kurutmamın camı kırıldı arkadaşlar, buraya böyle peteğin üzerine buraya astım. Kurutmamın camı kırıldı arkadaşlar, onu temin etmeye çalışıyorum daha şeymiş. Parçası biraz zormuş onun. Bir serviste buldum işte, sipariş vereceğim. Oradan da getirince takacağım. Kolu değince düştü, hatta gidip göstereyim size. Şöyle göstereyim arkadaşlar, bakın. Buradan şöyle çıkarayım. Şu kısımdan bakın, kırıldı. Şöyle yakından göstereyim. Şu kısımdan belli oluyor mu bilmiyorum. Bakın kocaman kırıldı. Bu kurutmamın camı böyle oldu. Çıkamadı şimdi. O yüzden de ben her zaman koruyordum bunu. Şuradan da gözüküyor bakın, böyle su alma yeri. Ben bunu çok koruyordum. Kırılmasın diye, ama kırıldı. Sağlık olsun. Ne diyelim. Artık sipariş vereceğim. Varsa bir yerde buldum işte. Eğer uyarsa onu alacağım. Markası zaten Hover'indi. Hover marka. Bulabilirsek takacağız artık. Çünkü yağmur yağdığı için mecbur kurutmama ihtiyacım var benim. Çamaşırlar ıslanıyor. Çıkalım buradan. Çamaşırlarım ıslanıyor arkadaşlar. O yüzden de muhakkak onu bulmam lazım. Bakalım. İşte bugün yapacaklar bunlar arkadaşlar. Hamur dediğim gibi mayaladım. Ekmek yapmayı düşünüyorum. Ondan sonra kek yaparım. Ben böyle bir vlog tarzında video oluşturmaya çalışacağım. Dediğim gibi gripimle biraz, aslında hiç de halim yok ama. Şöyle güzel diyelim biraz da. Bu da bitmiş sanırsam. Birazcık böyle kısma. Şimdi güzel öncelikle bir çiftleyelim. Şu kısmı. Temizlenmiş mi? Kalan yerleri varsa tekrardan alalım. Şöyle. Ben bunun demirlerini de güzel bir karbonatlı sıcak bir suya koyayım. Şu kısımları silene kadar çıkar. Öyle yapalım. Dolabı falan silene kadar otursun içinde. İyice temizlensin. Şimdi biraz beyaz sirke dökeceğim içerisine. Biraz da şöyle karbonat dökeceğim. İyice temiz olsun. Şöyle. Şöyle sebzemiz vardı. Bence yeter. Şimdi sıcak su da tutayım buna. İyice şöyle temiz olsun. Tamam. Bu burada kalsın. Ben şimdi
camından başlayacağım. Şöyle şunu da alayım buraya. Böyle bir şu kısımdan başlayacağım. Ay gaz yakın olduğu için burası daha çok kirlenmiş. Çift sürdüm bu kısmı. Bu kısmı çifte sileceğim. Sandalyemi de alayım. Ben bu bezleri arkadaşlar işlerinden getiriyorum. Pamuk güzel böyle su çeken kumaşlar. O yüzden cam silmeye de rahat ediyorum. Şunlarda da siliyorum da. Eski alışkanlık herhalde. Eskiden hep bunlarla silerdik ya. Bazen de bunlarla siliyorum. Sanki daha güzel çekiyormuş gibi geliyor bana suyu. Tüm işi tamam arkadaşlar. Camı hallettik böyle. Sildik. Temizledik. Buranın perdesini çıkardık. Buraları da güzelce sildik. Birazdan onun perdesini tıkarım. Şimdi geldik buraya. Dolabımızın bu kısmına zaten şey biraz sökücüsü koydum. Böyle buraları da alacağım. Evet arkadaşlar bakın ne kadar temiz oldu. Şöyle göstereyim yakından. Bakın hiçbir şey kalmadı. Böyle ayda bir kere falan yaparsanız böyle kabartma tuzu, karbonat daha doğrusu sirke, çamaşır suyu bu şekilde mis gibi olacak. Şimdi tekrar burayı sileceğim arkadaşlar. Çünkü üstte şey sıktım ya tekrardan buraya damladı. Şimdi bir ara fayansımız kaldı. Orayı da aldık mı temiz kişimiz tamamdır. Misimiz bitti. Süt aldım. Bu arada şimdi hemen kapıdan geçiyordu. 5 litre bir süt aldım. Bunu da yoğurt yapacağım. Yoğurdum da kalmamıştı. Ocağa bakın nasıl parlıyor. Bir taraftan da çay koydum. Çay içeceğim. Buraları da sildim arkadaşlar. Hamurum da kabarmış. Birazdan bunları ekmek yapacağım. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Temizliğimiz. Mutfak dolabı. Zaten dün evi silmiş süpürmüştüm ben. Güzel bir şekilde temizlemiştim de mutfak dolabım kaldığı için onu yapamamıştım. Onu da bugün artık nasip. Şöyle yağmurlu olduğu için hava biraz karanlık burada arkadaşlar. Şimdi hamurumuzu da yaparız. Ondan sonra artık yemek mi? Şey istiyorum ya, ıslak kek istiyordu oğlum. Ona ıslak kek yaparım belki. Ne zamandır da yapmıyorum. Çamaşırım var ipte. Hep su içinde kaldı arka tarafta. Bir bakalım buraya. Bakın arkadaşlar. Burası hep su içinde kaldı. Kurutmam olsaydı atmazdım. Kurutmam atardım. Bir an önce ben o kurutmayı halletmem lazım. Yoksa bu kış ayında çamaşırları zor kuruturum ben. Evet şimdi geçelim içeri. Biraz dinlenelim ondan sonra başlayalım şimdi. Şimdi arkadaşlar ekmeğimizi yapacağız. Güzelce bir un atalım. Şunun bir havasını alalım önce. Güzel de kabarmış. Ekmeğimizi yapalım, çıkalım. Evet, bence bu kadar yeter arkadaşlar. Eşit oldu. Şöyle götürüp tavamızı koyalım. Biraz da tereyağı getireyim.
Mutfakla uğraşmak bana terapi gibi geliyor arkadaşlar. Çok seviyorum ben mutfakla uğraşmayı. Böyle. Bizimkiler de yok evde. Yapacak bir şey bulamadım. Dedim en iyisi mutfakla. Ben uğraşı çıkarayım kendime. Pek sevmediğim için az un atmaya çalışıyorum. Unlanınca sevmiyorum. Çevirelim. Bakın nasıl kabardı ekmeğim. Şimdi hemen bunu çevirelim şöyle. Yanmasın. Böyle bu pişene kadar öbürünü de açarız. Evet. Bence bunu da fazla kızartmayalım. Yeter bu kadar. Çok yakarsak kuru olur. Şöyle hemen bir yağlama yapalım arkadaşlar. Tereyağıyla. Bence bu kadar yeter. Diğerini hemen üzerine atalım. Bu burada kalsın. Bu da kabarsın arkadaşlar. Bunu güzelce pişirelim. Sonra diğerini koyalım. Evet, bu tavam arkadaşlar ekmek tavası. Böyle sapı var. Fırına da giriyor. Normalde ekmek de yapılıyor. Çıkardım sapını. Bizim yöreye ait kömbe vardı. Onu yapayım. Yaptım içine daha doğrusu. Keserken çizmiş tavam. Bakın şu kısım çizik. Sağlık olsun artık. Çok pişirmiyorum ki kurumasın arkadaşlar. Çok şey olunca kuruyor. O zaman da güzel olmuyor. Şimdi hemen yağlayalım şurada. Bunu da güzelce yağladık böyle. Yağladık, kenara alalım. Evet, bakın nasıl kabardı. Ekmeğimiz şöyle. Çok güzel oldu. Hemen onu da yağlarız. Hamuru güzel mayalanınca arkadaşlar böyle güzel kabarıyor. Evet. O yüzden böyle güzel kabarıyor. Çok yapmayalım bunu da. Şöyle birazcık daha bekletelim. Alalım. Evet, unlattık. Bakın balon gibi kabardı. Şöyle. Bakalım kısaymış. Oo, yapmışız. Az kalsın yanıyormuş. Oh. Şöyle hemen 2 dakika. Burada pişsin, yerine açalım. Evet, bu da sonuncusu arkadaşlar. Bunu biraz büyük yaptım. Diğerleri de böyle küçük küçük yaptım. Yumuşacık oldu bakın. Pamuk gibi. Sadece un, tuz, biraz yoğurt koydum. Az bir miktarda hamuruna sıvı yağ koydum arkadaşlar. Un, tuz, maya, 2 kaşık yoğurt, yarım çay bardağı da sıvı yağ içerisine ekledim hamuruna. Böyle yumuşacık bir hamur elde ettik. Ekmeğimiz de yumuşacık oldu. Şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar ıslak kek yapacağım. Evet, bitti arkadaşlar. Sonuç bu. Bayağı da çıktı. Şöyle. Evet. Oğlum ve eşim sevdiği için onlara yaptım bunu. Afiyetli yesinler. Keki de oğluma yapıyorum. Islak kek istemişti. Onu da ne yapayım? Olmadı. Yarın beslenmesini de korum. Akşam yemeği iptal arkadaşlar. Onlar gelmeyecekmiş yemeğe. O yüzden ben de tek başıma yemek yapmayacağım. Yani yapmayı düşünmüyorum. O yüzden akşam yemeği iptal. Kek var. Ekmeğimiz var. Temizliğimiz var. Bu bloğumuzun içerisinde. Evet arkadaşlar, şimdi ıslak kekimizi yapalım. Islak kekimizi de yaptıktan sonra bir şey kalmıyor artık. Bunu da oğlum için yapıyorum. 3 tane, 1 su bardağı şeker. 3 tane yumurta ekleyeceğim buna. Şöyle. Ay arkadaşlar, gribim geçmedi ya bir türlü ya. Bir haftadır gribim hala devam. Çok rahatsız olmaya başladım. Şimdi bunu güzelce böyle çırpalım.
olarak 2 su bardağı kullanacağım. Evet, bu kadar yeterli. Böyle 1 su bardağından 2 su bardağında bir parmak eksik. Şöyle kolumuza gelelim. 1 2 şöyle 3 bir kabartma tozu, şöyle 2 kabartma tozu ve vanilyamız. 2 kabartma tozu, bir vanilya. Bunu da güzel şöyle karıştıralım. Şöyle havasını alalım ki savrulmasın sağa sola. Evet, iyice karıştıralım ki içinde bir şey kalmasın. Bu da tamam. Bunu da alalım, şöyle kenara koyalım. Hepsimizi yağladık. Şimdi böyle dökelim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi arkadaşlar şöyle havasını alalım. Bunu fırına götürelim. Sıra şimdi arkadaşlar sosumuzda. Sosumuzu yapacağız. 1 su bardağı şeker. Şöyle. 1 2 2,5 yemek kaşığı da kakao ekledim. 1 sütünü biraz fazla koyacağım. Bu da 2 su bardağı da süt ekledim. Ayvazı fırına alıyorum. Kekimiz pişene kadar böyle pişer. Bunu oğluma sürpriz yapıyorum arkadaşlar. Oğluma biri yokum yaptığımda sürpriz olsun ona geldiğinde. Ne zaman da istiyorum da yapmıyorum. Ben böyle pek şey yapmak istemiyorum. Tatlı, hamur işi falan yapmamaya çalışıyorum. Yaparsam da işte böyle videolarımı atıyorum arkadaşlar. Normalde pek yapmıyorum. Bunu da şimdi ocağımıza alıyoruz. Bu da kekimiz pişene kadar bu da pişer. Evet arkadaşlar, sosumuzu da hazırlıyorum. Kekimiz pişene kadar sosumuz da hazır olur. Kekimizin sıcağı çıkınca üzerine ekleyeceğim. Bekledikten sonra afiyetle yesinler. Kekimiz oldu arkadaşlar. Şöyle biraz deleyeceğim içten kürdanla ki güzelce sosu içine alsın. Sıcağı da çıktı sayılır. Şöyle. Bu kadar yeter bence. Evet, şimdi sosumuzu ekleyeceğiz buna. Sosumuz doldu arkadaşlar. Şimdi ben bunun da soğumasını bekleyeceğim. Bu da çok sıcak. Biraz bunun da soğumasını bekleyeceğim. İlk harı çıksın, ondan sonra kekimizi ekleme yapacağım. Şimdi kekimizin sosunu ekleyelim arkadaşlar. İkisi de soğudu sayılır. Şöyle. Biraz bu çeksin, tekrar ekleme yapacağım. Böyle bir şekilde kıvam alana kadar. Bunu çektikten sonra bakacağım. Sosu azsa biraz da ekleyeceğim. Çünkü sütü biraz fazla kullandım. Biraz böyle sulu olsun istedim. O yüzden kontrollü bir şekilde eklemesini yapacağım. Evet, bakın çekti. Tekrar biraz ekleme yapalım. Şöyle. Evet, bu da yavaş yavaş çeker. Tamamdır. Evet arkadaşlar, kekimizi de böyle bırakacağım kenara. Böyle kendi kendine sosunu çeksin. Ondan sonra hindistan ceviziyle herhalde süslemesini yaparım. Bunu da çekti sayıda. Şimdi ben bunu güzelce şöyle bir keseyim. Evet arkadaşlar, bu işlem de tamamdır. Bu böyle burada kendi kendine biraz daha çeksin. En son bir süslemesini yapacağız. Evet, son olarak da şimdi bunun süslemesini yapalım. Şöyle. Evet arkadaşlar, bu
da tamamdır. Şimdi arkadaşlar ekmek yaptık, bunu yaptık. Birazını halam var yan tarafta. Biraz ona devam edeceğim. Komşu da pişer, bize de düşer. Şöyle. Evet, şimdi bu halamın yan tarafın komşuma. Bu da bizim. Biraz daha bekletmem gerekiyordu. Biraz daha beklesin bu burada. Bunu ben halama götürüp verip geliyorum. Buraya şu kaşığın arkası değince bunun kabuğunu kaldırdı. Hiç önemli değil. Şimdi arkadaşlar kapanışımı yapayım. Umarım keyifle izleyeceğiniz bir içerik olmuştur arkadaşlar. Kanalıma abone olup yorum ve beğenilerinize destek olabilirsiniz bana. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.